Herkese merhaba. Problem alanlarına göre rehberlikten bahsediyor olacağız. Problem alanlarına göre rehberlik eğitim bilimlerinin de konusu zaten. Üç tane problem alanımız var. Eğitsel, kişisel, sosyal ve mesleki rehberlik. Aslına bakarsanız çok özet bir şekilde anlatacak olursak, eğitsel rehberlik dediğimiz şey öğrenmeyi öğrenmektir. Kişisel, sosyal rehberlik dediğimiz şey yaşamayı öğrenmektir. Ve mesleki rehberlik dediğimiz durum ise çalışmayı öğrenmektir. Üç tane bizim problem alanımız var diyoruz. Şimdi bu problem alanlarına bakacak olursak, biz ne diyoruz? Eğitsel ya da akademik rehberliğin amacı öğrencilerin öğrenme durumlarını kolaylaştırmaktır, daha verimli ve daha kaliteli öğrenmelerine katkı sağlamaktır diye düşünüyoruz. Öğrencilerin gelişimsel özelliklerini dikkate alıyoruz. Alan seçimleri, eğitsel kol seçimleri bunlar bizim için önemli bir nokta. Ve aynı zamanda mesela başarıyı neler engelliyor, öğrenciyi engelleyen durumlar neler? Acaba öğrenciler verimli ders çalışmayı bilmiyorlar mı? Bunların hepsi bu alana giren durumlar. Mesleki rehberlik ise çocukların aslında doğdukları andan itibaren kariyerlerini şekillendirmeleri, doğru meslek kararı vermelerini sağlayan bir alan. Dolayısıyla da doğru meslek seçimi yapmak, işte doğru alana yönelmek, doğru okulları seçmek burada ön plana çıkıyor. Okul derken tabii eğitsel rehberlik ama yani daha çok kariyer anlamındaki seçimlerimiz burada. Kişisel sosyal rehberlik ise insanların daha çok bireysel problemleri, duygusal problemleri, işte ne bileyim sosyal problemleri olabilir. Ne bileyim birine bir ergen aşık olmuştur sınıf arkadaşına, ayrılmıştır, kahrolmuştur, üzülmüştür falan filan. Mesela bunlar kişisel, sosyal rehberlik. Bazı tuzaklarımız var burada. Onlar şöyle. Mesela kaygı denilen şey aslında kişisel, sosyal bir konudur. Dolayısıyla da kişisel, sosyal rehberliğin alanına girer. Ama sınav kaygısı derseniz bu eğitsel rehberliğin konusudur. Yani şöyle bir örnek vereyim. Soruda der ki, nüans farklılıklarına dikkat edin söyleyeceğim kelimelerde. Şimdi öğrenci şöyle diyor. Çocuğun herhangi bir kişisel problemi olmamasına rağmen bu çocuk sınavlara girerken işte genelde kaygıdan çoğu soruyu kaçırmaktadır. Şimdi bakın, bu çocuğun bireysel bir problemi yokmuş ama sınavdayken kaygı yaşıyormuş. Buradaki sınav kaygısı ne olacaktır? Eğitsel bir problemdir ve giderilmesi gerekir. Ama şöyle derse, Ahmet o kadar kaygılı bir insandır ki, insanlarla konuşurken, sınava girerken, işte ne bileyim yolda yürürken sürekli bir endişe halindedir. Ahmet'e verilmesi gereken rehberlik hizmeti kişisel, sosyaldir. Çünkü buradaki fark Ahmet'in bireysel problemleriyle alakalıdır. Evet, eğitsel rehberliğin daha detaylarına girecek olursak, genelde eğitsel rehberlik işte sınıf ortamında yapılır, grup halinde yapılan bir hizmettir. Yani uygun öğrenme ortamları nasıl olsun, işte neler yapmamız gerekir, ders çalışma teknikleri nasıldır, zaman yönetimi nasıl olmalıdır, bunlarla alakalı yapılan çalışmalardan bahsediyoruz. Eğitsel rehberliğin amaçlarına baktığınızda en önemli şey öğrencinin kendini tanıması, akademik anlamda da, eğitsel anlamda da neler yapabileceğini keşfetmesini sağlar. Aynı zamanda oryantasyon ve uyum sağlayıcı hizmetler de eğitsel rehberlik kapsamındadır. Geldik kişisel, sosyal rehberlik. Yani temel amaç öğrencilerin bireysel problemlerine çözüm bulmayı amaçlamaktır diyoruz. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığına baktığımızda ise mesleki rehberlikte mesleklerin tanıtılması, hangi meslek daha uygundur, ileride hangi mesleği seçelim, nasıl bir kariyer planlaması yapalım, işte kariyer basamaklarımızı nasıl oluşturalım, bunların hepsi ve hepsi mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı alanına giren durumlardır diyoruz. Ve biz meslek seçimiyle alakalı zaten dediğimiz bir şey var. Çok erken yaşlarda yapılmamalı ama meslek seçimi süreç olarak ne zaman başlar diye sorarlarsa okul öncesi dönemde başladığını da söylememiz gerekiyor. Buradan da soru geliyor arkadaşlar. Genelde insanlar orayı biraz karıştırabiliyorlar yani. Şimdi meslek seçimiyle alakalı bazı şuradaydı herhalde.
Evet, mesleki rehberliğin amaçlarından devam edelim. Mesleki rehberliğin amaçları kişinin doğru meslek kararını verebilmesi konusunda desteklenmesidir. Bunun için de kişi ne yapar? Yani yeteneklerini fark eder, ilgisini fark eder, işte neler yapabileceğini görür. Dolayısıyla da bu da kişinin doğru kararları vermesine katkı sağlar. Öğretim kademelerine göre rehberliğe baktığımızda şimdi okul öncesinden yüksek öğretime kadar giden bir süreçten bahsediyoruz. Okul öncesi dönemde çocukların acaba eğitsel problemleri neler? Kişisel sosyal problemleri neler? Çocukların mesleki problemleri neler? Şimdi bakıldığında açıkçası okul öncesindeki çocuklarda başarı kaygısı olmamalı. Yani ruhsal yapıyı da düşünecek olursak bu çocukları rekabete sokmamak gerekiyor. Dolayısıyla da eğitsel problemlerini de bu kapsamda düşünmek gerekir. Biz onlardan ne bekliyoruz? Okuma yazmaya hazırlansın, sayı saymaya hazırlansın, renkleri öğrensin, işte ufak tefek şeylere baksın, ondan sonra ilk öğretime başlasın. Çocukların eğitsel problemleri genelde bu şekilde karşımıza gelebiliyor. Çocukların mesleki problemleri ya da mesleki alanla alakalı sıkıntılarına baktığımızda herhangi bir seçimden bahsetmiyoruz. Daha ziyade burada olması gereken şu, özdeşim kurma yapıyorlar, hayaller ön planda. İşte ne bileyim ben diyor Süpermen olacağım diyor ya da babam gibi doktor olacağım diyor. Bunlar da bakıldığında ne olacaktır? Mesleki problemler ya da mesleki süreçler. Kişisel sosyal problemlerine baktığınızda ise bu çocukların özellik kazanması ön plana geliyor. Kendileriyle alakalı bağımsızlık duygularının gelişmesi ön plana çıkıyor. Egosentrik yapıları var ama bu egosentrik yapı birazcık daha bilişsel anlamda. Çocukların sosyalleşmesi önemli. Buna katkı sağlamak gerekiyor. Bunlar da kişisel problemler. İlk öğretime baktığımızda 6-14 yaş arasındaki çocuklardan tabii ki artık eğitsel rehberlikte çocukların başarı kaygıları daha fazla artmaya başlıyor. O yüzden de başarılı olma, öğretmen tarafından kabul edilme, öğretmen ya da sınıfta diğerlerinden daha iyi olma, sınav performansının artması, ders çalışmayı öğrenme daha önemli bir hale geliyor. Kişisel sosyal anlamda ise ergenliğin öncesinde ve ergenliğin başına denk geldiği için problemler takdir edersiniz ki bayağı yoğun, gündem sıkıntılı yani. Mesleki rehberlik anlamında ise yine aslında hayaller, özdeşimler, böyle hani çok gerçekçi olmayan seçimlerden bahsetmek mümkün. Çünkü bu dönemde yani 14 yaşına kadar giden süreçte herhangi bir meslek seçimi beklemiyoruz. Geldik orta öğretime. 15-18 yaş arası çocuklarda ortaya konulan bir dönemdir aslında bu. Bu dönemin eğitsel problemleri yine aslında benzer. Ders çalışmayı öğrenme, zamanı iyi kullanma, sınavlarda başarılı olma, metabilissel düşünme, kendini işte nasıl öğrendiğini fark etme, nasıl başarılı olduğunu fark etme. Bunlar temel problemler. Kişisel, sosyal anlamdaki problemler oldukça karmaşık ve gerçekten duygusal çalkantılar çok çok fazla. Aileyle problemler var, arkadaşlarla problemler var, kendiyle problemler var. Aslında hani neydi o ya? Çarşı hepsine karşı mıydı? Beşiktaş sloganı. Yanlış söylüyor olabilirim ama öyle bir şey. Yani hayat ona karşı zaten yani. O yüzden de kişisel sosyal problemleri oldukça fazla. Mesleki problemlerde ise biz bu çocukların artık kendi yeteneklerini, kendi ilgilerini fark edip bir meslek kararı vermelerini bekliyoruz. Mesleki rehberlikte de aslında bahsettik. Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı dersini anlattım size. Orada çok daha detaylı anlattım. Dolayısıyla da oradan da bakabilirsiniz. Kuramlar kısmına burada girmeyeceğiz. O yüzden ergenlikte de olması gereken şey mesleki anlamda doğru meslek kararı verebilmektir. Evet, şimdi kaynaştırmadan bahsediyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.